Rusya Kiev'de televizyon kulesine vurdu. 5 kişinin hayatını kaybettiği yerdeki çarpıcı görüntüler gün ağarınca ortaya çıktı. Saldırının izleri caddelerde, çevrelerdeki binalardaydı. Savaş Kiev açısından başka bir aşamaya, başka bir safhaya geçti. Önceden Kiev'in içerisinde vurulan çok fazla yapı yoktu. Ancak dün bilerek, isteyerek çok net bir şekilde kentin tam merkezinde bulunan işte bu televizyon kulesini Rusya vurdu. Bakın sol tarafında bir kararma var, bir siyahlık var. Roketin isabet ettiği noktadan kaynaklanıyor. Düşen füzelerden bazıları yere saplandı. Aynı tip roket. Ve toprağa bakın bu şekilde saplanmış halde duruyor tabii. Onun saplandığı yerin etrafı da harabeye dönmüş vaziyette. Burada da reklam panoları devrilmiş, kopmuş. Elektrik kabloları yine aynı şekilde kopmuş, paramparça olmuş. Televizyon kulesinin yakınındaki binalar da zarar gördü. Hatta yangının devam ettiği yerler bile vardı. Yürümek son derece güç burada. Yukarıdan hala bir şeyler akıyor. Evet, dumanı tüten malzemeler burada. Bakın, spor malzemeleri hala yanmaya devam eden spor malzemeleri var. Arda arda roketler düşmüştü buraya. Tabii konuşmak da bu kadar dumanı çekince zor. Tam da kule çevresindeki son durum aktarılırken arda arda patlama sesleri duyuldu. Arda arda patlamalar duyuyorum şu an. Adeta bir tren geçiyormuş gibi. Devam ediyor. Şimdi bitti. Bir tren geçiyormuş gibi arda arda patlama sesleri geldi. Bu patlama seslerine genelde çok namlulu roket atar sistemleri sebep olur. Çünkü aynı anda ateşlenen roketler yakın çevreye düştüklerinde sürekli bir patlama sesi, devamlı süre gelen bir patlama sesi çıkarırlar. O istikametten yoğun bir patlama sesi geldi. Belki bir sonraki yayını oradan yapmak durumunda kalabiliriz. Tabii şu an için nereye düştü, ne oldu? Bunu kestirmek son derece güç. Saldırının olduğu noktada bir benzin istasyonu vardı. Oranın hasar görmemesi aslında büyük bir şanstı. Benzin istasyonu hemen burada. Ondan düşen, tabelasından düşen parçaların şu an üzerinden geçiyoruz. Ve bu istasyona çok yakın bir noktada patlama meydana geldi. Yani eğer buraya isabet etse ya da burayı etkilese, o düşen roket parçalarını az önce gösterdik, o parçalar buraya gelse bir şekilde, hemen şurada bir LPG tankı var zaten girişte sağda. Devamında da pompaları görüyorsunuz, benzin ve mazot pompalarını. Eğer bir şekilde buraya gelse o mermiler, buradaki felaketin boyutu çok daha büyük olabilirdi.